Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Sanayicilere finansman desteği olacak Türkiye Yeşil Fonu kurulması geçtiğimiz haftalarda kararlaştırılmıştı. Buna istinaden Türkiye'nin Sanayi Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası arasında 155 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaları artık resmi olarak atıldı. Bu anlaşmayla firmaların yeşil kalkınma hedeflerindeki finansman krizi de çözülmüş oldu. Türkiye büyüyor, OSB'ler yeşile dönüşüyor. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Samsun'da Türkiye'nin madencilik alanında en büyük Ar-Ge merkezini kuran Etibakır, teknoloji ve inovasyon konusunda yeni bir yatırıma imza attı. Madencilikte sıfır atık anlayışıyla yola çıkan Etibakır, bütün tesislerinde bu doğrultuda Ar-Ge faaliyetleri yürütmeye hazırlanıyor. Türkiye'deki toplam bakır üretiminin %20'sini tek başına karşılayan Etibakır, kurduğu Ar-Ge merkeziyle Samsun'u küresel bir üs haline getirecek. İTÜ Ara Teknokent, girişimcilere 360 derece destek sunan Kuluçka Merkezi bu yıl 12. kez düzenlendi. Unique İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte 8 farklı sektörel dikeyde 50 girişim sunumlarını yaptı. 2 gün sürecek olan etkinliğin final gününde sunumlarını gerçekleştiren TAP 50 girişim sahnede ödül, nakit ve yatırımlarla buluşacak. İTÜ Teknokent Genel Müdürü, desteklenen 5000'e yakın girişim 208 milyon dolar yatırımla 200 milyon dolar ciro yaptı dedi. Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde Sepkider ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde serbest bölgeler bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda serbest bölgelerin ihracat odaklı üretim yapan firmalara sağladığı fırsatlar ele alındı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, Türkiye'deki imalat sanayisinin %13'ünü karşılayan Kocaeli'nin Türkiye için önemine değindi. Sepkider Başkanı da İstanbul ve Kocaeli'de belirli büyüklükteki yatırımlar için uygun yer kalmadığını, bu durumun da serbest bölgelere olan talebi artırdığını söyledi. Antalya'nın Korkuteli ilçesine Karma OSB geliyor. Antalya TSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, bütün sektörlere cevap verebilecek bir OSB kuracağız dedi. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik alana kurulması planlanan OSB, şimdiden yerli ve yabancı firmalardan talep toplamaya başladı. Korkuteli Karma OSB bölgeyi hem kalkındıracak hem de istihdama ciddi anlamda katkı sağlayacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.